Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim çok şaşırdığım birkaç gün önce olan olaylardan bahsetmek istiyorum. Kyrie 8 hakkında konuşmak istiyorum. Bir anda hepimiz şaşırdık. Kyrie 8 görüntüleri pat 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 Instagram'da yayılmaya başladı. Ve daha sonra işte biz heyecanla Kyrie 8 gelmiş, neymiş, neye benziyormuş diye baktık. Tabii ki her zaman olduğu gibi ilk kalitesiz ve nereden olduğunu bilmediğim şekilde piyasaya sızmıştı. Muhtemelen bunlar Çin'de üretiliyor. Çin'de işte artık bir fabrika görevlisi midir, üretimden sorumlu biri midir, nasıl oluyorsa sızdırıyor. Biraz bu şekilde de aslında bir hype oluşturuyor ayakkabılar hakkında. İşte fikirler geliyor, kötü olmuş, iyi olmuş, bence iyi olacak, kötü olacak gibi. Fena da değil, güzel oluyor her ayakkabı hakkında. Bu tarz şeyleri yaşıyoruz. Biz tam bunları konuşurken Kyrie Irving bir anda bir Instagram postunun altına yorum yaptı ve gerçekten ayakkabıları hiç beğenmediğini söyledi. Hemen ben şöyle bir açayım şuradan yorumu da. I have nothing to do with the design or marketing of the upcoming Kyrie 8. These are trash demiş arkadaşlar. Yani öyle bir şey yazmış ki gerçekten şok etkisi yarattı bende ve çok şaşırdım. Acaba dedim Nike'la Kyrie'nin arası çok açıldı mı? Bunu düşündürdü. Görünen ayakkabıların benimle hiçbir ilgisi yok. Ben hiçbir şekilde bunları dizayn etmedim veya marketing yani pazarlama çalışmasında yer almadım. Bunlar tamamen çöp, berbat, rezil diyor. I have absolutely nothing to do with them. Yani bunlarla hiçbir alakam yok. Alakam da olmayacakmış gibi konuşuyor. Nike plans to release it without my okay regardless of what I say. So I apologize in advance to all of my sneakerheads and true supporters of the Kyrie 11 brand. Yani direkt olarak demiş ki ben bunları tasarlamadım. Hiçbir şekilde alakam yok. Bunlar rezil. Nike benden hiçbir şekilde onay almadan bunları satacak. Ama beni destekleyen sneakerheadlerden ve benim fanlarımdan özür diliyorum gibi bir açıklama yapmış. İlk başta bu Instagram postunun altına zaten böyle bir yorum yapması bence inanılmaz. Sadece emoji bile koysa çok yine büyük bir olay olurdu. Ama bu şekilde çok büyük açıklayıcı bir yorum yapması sneaker camiasını çalkaladı diyebilirim. Kyrie biliyorsunuz en çok satan, en çok tercih edilen ayakkabılardan bir tanesi. Basketbol ayakkabılarından bir tanesi. Hem NBA'de hem dünyanın her yerinde. Sizler zaten en çok Kyrie ayakkabısı alıyorsunuz. O yüzden Kyrie'nin de çok fazla aslında farklı farklı modelleri de var. İşte bütçeli Kyrie Flight Trap'ler var. İşte Kyrie hibritler çıktı. Low'ları var. Ayrıca normal serisi devam ediyor. Arkada zaten birçok gördüğünüz, gerçi Kyrie'leri genel itibariyle kaldırdım ama hibritler duruyor. Kyrie 6'yı görebilirsiniz. Low'u kaldırdım. Yani farklı farklı serilerde devam ediyor. Hepsi de çok satan, çok tercih edilen. Hani güzel kaliteli ayakkabılar oluyor. Çok bana uygun olmasa da genelde işte point kartı oynayanlar için güzel ayakkabılar. Zaten kanalda biliyorsunuz hep açtık, inceledik. Yine Kyrie 8 piyasaya çıktığı zaman da inceleyeceğiz. Ne olursa olsun Kyrie'nin okey olmadan da yayınlansa, satılsa yine alıp inceleyeceğiz. Ama bu olay hakkında biraz konuşmak istedim. Biraz da Kyrie 8'e bakmak istedim aslında. Bu videoyu çekmekteki amacım da bu. Genel itibariyle sizlerin fikirlerinizi de merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Sizin bu olaylar hakkındaki yorumlarınız neler? İlk başta Nike niye böyle yaptı? Onu bir düşünebiliriz. Son zamanlarda belki Kyrie'nin daha farklı çılgın tavırlarını mı acaba protesto ediyorlar veya ona bir mesaj mı vermek istiyorlar? Biliyorsunuz bir haber çıkmıştı. Kyrie işte Müslüman oldu. Ramazan'da oruç tutuyor gibi böyle haberler çıktı. Müslüman olduğunu düşünmüyorum. Fakat hani Müslümanların nasıl yaşadığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için ve onları daha yakından tanımak için belki Ramazan'da oruçta eşlik etmiş olabilir diye düşündüm. Çünkü ben direkt Müslüman oldum diye bir ifadesini duyduğumu hatırlamıyorum, öyle söyleyeyim. Aşağıda yanılıyorsam yazabilirsiniz. Yani Müslümansa eğer. Onun dışında işte daha farklı aktivist çalışmaları yapıyor. İşte böyle Instagram'ını incelerseniz çılgın çılgın paylaşımlar var. Ama bu Kyrie'nin ününü etkilediğini düşünmüyorum. Yani yeni ayakkabıları iyi satıyor. Milyonlarca dolar kazanmıştır Nike muhtemelen bu işte 8 yılda. Yani çok kendine has münhasır çılgın bir çocuk. Handle'ı crazy olan, işte filmi bile olan, Uncle Drew filmi bile olan, gerçekten NBA'de herkesin bildiği, tanıdığı iyi bir figür en azından. Ve Nike bunca zaman güzel paralar kazandı. Ayrıca işte 7'de, 6'da, 5'te neyse bu ayakkabılarda hep reklam çalışmalarında biz Kyrie Irving'i işte çok dahil ediyoruz. Kyrie design prosesinde, design sürecinde çok fazla yer aldı. İşte tasarımları onun hep okeyiyle yaptık gibi. İşte hayatından bölümler, işte kondurmalar gibi bu şekilde ön plana çıkmıştı. Hani bu da güzel bir şey bence. Düşünsenize sizin imzalı bir ayakkabınız var ve sizden habersiz çıkmıyor. Tam tersi siz dizayn ediyorsunuz, bu olmuş bu olmamış diyorsunuz. Adeta o dizayn takımının tepesinde bir müdür gibisiniz. Aynı zamanda basketinizi oynuyorsunuz. Bence çok keyifli, çok kaliteli. Güzel de bir olay. Yani her oyuncuya bu kadar da imkan verilmiyor da olabilir, bilemiyorum. Ama imzalı atletlere genelde bu şekilde bir kontrol veriliyor. Bu sayede o da
O oyuncu da gönül rahatlığıyla o ayakkabıyı her türlü yerde, her şekilde giyiyor ve en iyi şekilde de pazarlıyor. Nike neden böyle bir şey yaptı, neden araları açıldı bilmiyorum. Eğer bilenler varsa yorum yapsınlar. Sizce Kyrie'nin yaptığı doğru muydu? Bu şekilde Instagram'da o ayakkabıyı yeren, Nike'ı yeren ve laf atan bir yorum yapılması bilemiyorum. Bence yani riskli, öyle söyleyebilirim, ama Kyrie'nin pek de bizim umursadığımız şeyleri umursayacağını düşünmüyorum. Adamın hani parayla pulla da işi olmayabilir. Ama temelde bu bir işbirliği. Nike'la Kyrie'nin yani karşılıklı bir anlaşması var ve her ikisi de buradan güzel paralar kazanıyor. Nike Kyrie'ye belki milyonlarca dolar ödüyor. Bunun sayesinde de Nike aynı şekilde milyonlarca dolar kazanıyor. Ama neden böyle bir durum oldu, neden böyle bir tutum oldu inanın hiç bilmiyorum. Hatta bir söylenti duydum arkadaşlar. Kobe de son yıllarında Nike'dan ayrılmayı düşünüyormuş. Bu sebepten ötürü hani Nike'ın biraz daha başına buyruk bir şirket olduğu söylemi var. Adidas biraz daha mesela dizayna dahil ediyor diye okudum bu belli kaynaklardan. Ne kadar doğrudur, ne kadar değildir bilmiyorum. Ama hatırlarsanız Kobe öldükten sonra da Nike'la eşi bir sözleşme yenilemedi. Daha fazla Kobe ayakkabısı çıkmayacak dendi. Yani bunca yıllık miras nereye gidecek, nasıl olacak? Hepimiz bekleme içerisindeyiz. Bu sebepten ötürü olabileceği söyleniyor. Yani Kyrie'de buna benzer şeyler yaşıyor. İşaret ve gösterge olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlarda yazarsanız sevinirim. Aslında bunun hakkında biraz konuşmak istemiştim. Tam da bu sebeplerden ötürü aslında Twitch açmak istiyordum bir süre. Fakat o kadar yoğunum ki yani gerçekten arkadaşlar babalık bayağı bir zamanımı almaya başladı. Aile kanalı, kendi işim inanılmaz yoğun. Yani 4 senedir çalışıyorum aynı yerde. Bu sene, şu son aylar artık başımı kaldıracak vaktim olmuyor. Öyle olduğu için Twitch düşüncem çok ötelenmiş oldu. Aslında bu tarz sohbetleri düşünseniz de sizin yorumlarınızla böyle yapabilsek. Ama bunu yapmak için inanın hiç zamanım yok. Bu videoyu 3 gün önce çekecektim. İlk bu haber çıkar çıkmaz çekecektim. Anca şimdi çekebiliyorum. Orada hemen bir araya sıkıştırdım eşim yemek yaparken. Düşünün o kadar yoğunluk içerisindeyim. Ama sizlerle interaktif olmayı seviyorum. Sizlere bir şeyler çekmeyi seviyorum. Sizlerden bir şeyler geri almayı seviyorum. Umarım ileride daha güzel zamanlarda, daha rahat imkanlarda sizlere böyle haftada belki 3-4 video çekecek duruma ulaşabilirim. Ne kadar izlendiğinden bağımsız olarak bir şeyler yapmayı seviyorum. Tabii ki izlenmeler, like'lar, yorumlar da beni motive eden sebeplerden ve etkilerden bazıları oluyor. O yüzden like ve yorumlarınızı esirgemeyin. Dedikten sonra bu konu, yani bu magazinsel konuyu bitirebiliriz. Sizlerin yorumlarına da ben cevap vermeye çalışacağım. Aşağıda tartışalım. Onun dışında biraz ayakkabıya bakalım istiyorum. Nasılmış? Gerçekten Kyrie'nin dediği gibi trash mi? Yani çöp mü? İlk bakışta ben o kadar çöp gibi görmedim. Hani görsel zaten bu dandik görüntüler genel itibariyle güzel olmuyor. Ama o harika işte çekimler, Nike'ın gerçek görüntüleri yayınlaması, reklam çalışmasıyla tabii ki her ayakkabı güzelmiş oluyorsunuz. Bütün ayakkabılarda en azından buna benzer hisler oluştu bende. Şöyle hemen baştan resimleri açıp bakmak istiyorum arkadaşlar. İlk başta bir parçalanmış görüntü yayınlandı ve o parçalanmış görüntüyle her parçasını görebildik, teknolojilerini görebildik. Ben aslında teknolojisini beğendim. En azından yastıklamasını çok beğendim. Dışı çok anlayamadım görsel olarak. Pek hoşuma gitmedi. Ama alt tabanı yine hoşuma gitti. Hemen alt tabanından normal bir inceleme yapıyormuşçasına başlayabiliriz. Alt tabanında sizlerin de gördüğü gibi bayağı güçlü çıkıntılara sahip. Benim hoşuma gitti, yani çılgın güzel bir tasarım olmuş. Renklendirmesi güzel. Tabanın tam ortasında Kyrie'nin imzası. Aşağıda ise bir 8 veya bir sonsuz da diyebilirsiniz ama Kyrie 8 bence o yüzden yapılmış olabilir. Ve içinde de bir zoom ünitesini gösteriyor. Topukta zoom ünitesi olduğunu görebiliyoruz. Yastıklamayı gösteren hem de pencere olarak kullanılmış bir taban var. Oldukça güçlü de çıkıntılarla bence her zaman Kyrie'nin yaptığı, yani diğer ayakkabılarda yakaladığı başarıyı burada yakalayacak gibi duruyor. Yine kıvrımı güzel, işte genel itibariyle tabandan mutlu olacağımızı düşündüm. Öyle hissettim. Bilmiyorum sizler ne dersiniz. Hemen yana geçiyorum arkadaşlar. Yastıklamasının bulunduğu resme geçiyorum. 8 işaretinden gözüken yastıklama burada da mevcut. Küçük, daha böyle dikdörtgen şekilde topuğa bir zoom ünitesi yerleştirilmiş. Muhtemelen ayağımızın bastığımız yerde olacak ve iyi bir topukta etkiden koruma sağlayacak. Orta tabanda gördüğünüz şey ise arkadaşlar midfoot shank diyorum ya, yani orta taban plakası, orta taban desteği gibi yorumlayabiliriz. Bu o oluyor arkadaşlar. Bazı ayakkabılarda böyle ortadan daha çıkıntılandırılmış olurken kimisinde böyle koyuyorlar. Bu ayakkabıya bir yapı, bir form veriyor ve dayanıklılık sunuyor. Diğer türlü hani ayakkabı çok fazla katlanabilir, yamulabilir oluyor. Bu onu sağlıyor. Normal biraz küçük buldum. Daha böyle çatallanmış olmasını
daha iyi olabilir ama o da çok sert olmuş oluyor. Özellikle mesela şu Adidas Harden 5'te incelemesini daha yapmadım ama onun böyle devasa olduğu bir boyut muhtemelen bükülmüyor bile ayakkabı. Yani bunun çok olması da az olması da dezavantaj olabilir. Hiç yoktan iyidir diyerek hoşuma gitti. Önde de ön ayakta da görüyorsunuz bir sürü numaralar bir şeyler var ama bir boşluk var. Bu boşluğa da büyük bir zoom ünitesi, zoom strobel ünitesi oturacak. Hemen ona o resme geçiyorum ve gerçekten dev bir zoom ünitesi var. Ben hiçbir kayra ayakkabısında bu kadar büyük yastıklamalar hatırlamıyorum. Normalde biliyorsunuz 6'da, 7'de ve 5'de hep böyle parçalanmış bir zoom yapısı vardı. Yani fena değildi ama guardlara yönelik güzeldi. Benim için hani benim sıkıntılarım belimde, dizimde olduğu için çok da aşırı hoşuma gitmiyordu ama bu tarz bir yapı bence çok güzel olacak. Zoom Strobel'ın yani tüm tabanda işte KD13'te, KD12'de olan yapının orta ön ayakta olması ve oldukça da büyük gözüküyor. Oturduğu yer de oldukça büyük. Benim hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz bu yastıklamalar hakkında? Benim zaten daha çok dikkat ettiğim yer bu yastıklama oluyor. En azından giyim keyfi, konfor açısından sağda zorluk çekmiyorum. Diğer türlü yani bayağı bir beni mahvediyor. Yani resme bakıyorum, Zoom Strobel bu şeye dikilmiş gözüküyor ayakkabıya, bu plastiklerinden. Çok önemli değil. Hemen ayakkabının üstünü yandan kesilmiş resmine bakıyorum. Fena değil. Biraz böyle örgülü bir yapı var. İki tane böyle işte parmak gibi bağcık kısımları var. Arkası fena değil gibi duruyor. Üstü çok aman aman anlayamadım arkadaşlar. Daha net güzel görüntülerde güzel olabilir. Fena değildir gibi hissediyorum. Yani okey duruyor. Arkasına bakıyorum. Arkası mı bu? Dili mi? Dili. Evet, dili biraz daha Pedli ve Kyrie logosunun olduğu bir dile benziyor. Fena değil, okey gibi geldi yine. Bir de arkadaşlar bir elle şöyle arkadan tutulmuş hali var. Aa, bu dil değilmiş, arkasıymış çünkü şimdi görünce. Arkası topu koruması. Bu resimde ise hafif arkadan bir görüntü alabiliyoruz. Normal bir kayra ayakkabısı gibi geldi arkadaşlar. Efsane bir tasarım diyemeyeceğim şu an için. Ama benim dikkatimi burada bu köpükteki o ezilme işaretleri, siz de gördüğünüz gibi onlar dikkatimi çekti. Demek ki yine yumuşak bir belki faylon köpüğünü oturtmuş olabilirler. Yastıklamayı üst düzeye çıkarmışlar gibi düşündüm bu ayakkabıda. Bu bana keyif verdi. Gayet hoşuma gittiğini söylemem lazım. Dili buraya geldi. Aynen, dili de burada. Burada çok ilginç bir tasarım var. Ne olduğunu pek anlayamadım. Bir böyle roketten alevler çıkıyor gibi veya nedir o? Onu çok göremiyorum. Belki dili tam bir şöyle görme şansımız olsaydı yorumlardık. Değişik, ilginç bir tasarım. Daha önce gördüğümü de hatırlamıyorum Kyrie'de. Evet, burada baktığımız zaman bağcıkların geçme deliklerini daha net görebiliyoruz. Güzel kitlenme de yapacaktır. Hafif yine bilekli mit. Belki haya doğru kayan bir mit hatta. Fena değil. Keyifli bir ayakkabıya benziyor. Neden bu kadar Kyrie bunlara yorum yapmış? Açıkçası ben pek anlayamadım. Bilemiyorum yani, Kyrie'de ihanete uğramış hissedebilir. Sizler ne düşünürdünüz? Sizler ne hissederdiniz? Bunları da yorumlarda belirtirsiniz. Genel olarak da ayakkabıyı beğendiniz mi beğenmediniz mi? Yine yorum yapabilirsiniz. Ben genel itibariyle görselde çok beğenmesem de teknolojilerini beğendim. Bize sunduklarını beğendim. Yine tatlı, keyifli, hafif böyle high mid ve birçok pozisyona uygun güzel bir kayra ayakkabısı olacak gibi. Sağlam ve iyi bir yer tutuşu olan taban, iyi bir yastıklama. Üst kısmı da okey benziyor. Genel itibariyle zaten mutlu olacağımı düşünüyorum. Evet, böylelikle de videomu sonlandırmak istiyorum. Durmaksızın 15 dakikadır konuşuyorum. Çünkü videoda olunca böyle, ama bunu mesela yayın yapıyor olsaydık belki bir saatte bu söyleyecektim. Keyifli, sizlerle yorumlarda biraz böyle karşılıklı fikir alışverişi yapacaktık. Yani bu Twitch olayı hoşuma gider diye düşünüyorum. Bazılarınız demiş abi işte Twitch'te ne yapacaksın, ne yapabilirsin gibi. İnanın o kadar çok fikrim var ki hiç öyle yabana atmayın. Bu kanalı da ilk açtığım zaman öyle demişlerdi. Ya bu kanal neymiş, ayakkabı mı incelenir, kaç tane, 3 tane incelersin, 5 tane incelersin, kapatırsın şu bu. 3 senedir dolu dizgin devam ettik. Umarım iyi yerlere yine bu şekilde emin adımlarla ilerleriz diyorum. Kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dayısı bugünlük out.